TÜİK verilerine göre Mart ayındaki kira artış oranı %71.83 olarak belirlenmiş. Siz bu kira artışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Eviniz kira mı yoksa sizin mi? Kendime ait oturuyorum. Kira artışlarını pek makbul bulmuyorum elbet. Fahiş fiyatlar istiyorlar. Peki depremden sonra ev kiralarının artışı söz konusu değil mi yoksa söz konusu mu? Depremden sonra kiraları zaten maksimum %100 attırdılar yani. Bu adalet değil. Haksızlığa kapılır. Bir zulüm yani şu an. Zulüm olduğu için ne oluyor? Yüce Yaradan kızıyor. Deprem, afat. Nereden kaynaklanır bu depremler? Zulümden kaynaklar. Fahiş artışlardan, zamlardan dolayı millet şeye gitti, asortuya gitti artık. Aslanın ustanın diyor. Onun zamlandığı için kendi faiz zam atıyorlar. Ondan sonra yüce yaradan kızıyor yani. Haksız bir kazanç. Zulüm. Depremler zulümden dolayı kaynak. Onunla diyor deprem olmuyor. Sen kendi haline zulüm yapıyoruz. Haksızlık yani. Peki teşekkür ederiz. TÜİK verilerine göre Türkiye'de Mart ayında kira artışı %71.83 olarak belirlenmiş. Sizce Türkiye'deki kira durumları, kira fiyatları nasıl? Kira fiyatları %83 gibi bir rakam değil ama yani şu an 3.000 liralık bir eve ev sahibi kalkıyor 7-8 bin lira, 9 bin lira bazen kira çekiyor. Karaman gibi bir yerde bile böyle oluyor. Değil ki başka şehirler. Peki depremden sonra kiralarda bir değişiklik oldu mu sizce? Oldu tabii ki. Bizim ülkemizde bir fırsatçılık zaten almış başını gidiyor. Deprem olur, kiraya zam veririz. Bilmem başka bir afet olur, o konuda bir olay oldu mu ona zam veririz. Gerek çadır olur, gerek yardım paketler olur. Yani bizim ülkemizde zaten olağan bir şey bu. Peki sizin eviniz kira mı yoksa kendinizin mi? Kendim mi benim evim? Peki siz bu kira artışlarını nasıl görüyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, arkadaşımın da dediği gibi deprem oldu. Kiralara %80 oranında zam geldi. Ben kendim 1.5'a oturuyordum. Şu an 2.5 oldu mesela. Hani Türk halkı fırsatçı. Hani sel olur, ona zam gelir. Çadıra zam gelir. Virüs olur, maskeye zam gelir. Hani Türkiye olarak fırsatçı bir halk olduk artık. Hani öteki dünyada nasıl hesap vereceğiz bilmiyorum. Poşet olmuş 25 kuruş. Bu bile çok saçma bir şey bence. Siz ev kiranızdan memnun musunuz? Memnun değilim. Hani Karaman gibi bir yerde bu kadar olması çok abartı bence. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. TÜİK verilerine göre Mart ayında kira artışları %71.83 olarak belirlenmiş. Siz bu kira fiyatlarından memnun musunuz? Valla kira fiyatlarından memnun değiliz. Ben de ev sahibiyim. Ama bizim kiracılarımız ödemekte çok zorlanıyor. Yani pazar alışverişlerini, market alışverişlerini yapamaz durumdalar. Bir de şu anda kiralar kat katlanıyor. Kiracıya da zor. Ev sahibine de zor. Yani onu diyorum başka bir şey. Peki depremden etkilenen bir eviniz oldu mu? Veyahut da bunun hakkında karot testi hiç yaptırdınız veya yaptırmayı düşündünüz mü? Yani 99'dan sonra yapılan binalarda oturuyoruz. 99'dan sonra Karaman genelinde bir arıza olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü çok güzel denetlendi. Yani belediyeler ve belediyenin belirlediği kurumlarda. Burada bir şaşma olmadı diye biliyorum yani. Peki ortalama bir evin kira maliyeti sizce ne kadar olmalıdır? Ortalama bir evin kira maliyeti asgari ücreti daha çok yüksek tutarsak yani. Şu anda ben şöyle açıklayayım. Mesela bir kirayla bir 60-65 yaşındaki bir aile bir kirayla geçinmesi gerekiyordu. Şimdi bir kişi insan minimum 10 bin lirayla geçinir. Ama şimdi 10 bin lirayı bir kiracı ödeme ihtimali hiç yok. Yani bırakın asgari ücreti, çift maaş çalışan aileler bile ödeyemez yani. O yüzden şimdi nereye sürsen zarar. Yani kiracı için çok kötü. Kirayı işveren, özür dilerim. Yani ev sahibi için çok kötü. İşte bunun ortasını belirleyecek olan hükümet. Yani şimdi kirayı alacak insan o kirayla geçindiğini varsayarsak şimdi 3-4 milyar lirayla bir insan geçinemez. Yani ev sahiplerini kötü, kiracıları mazlum veya ev sahiplerini mazlum, kiracıları kötü göstermeye gerek yok yani. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.